وعنه وعن أبي رافع قال: أهديت له شاة، أهديت له شاة له لمن؟ Zamir kime dönüyor? Ebu Rafi'ye dönüyor. Ebu Rafi bir koyun hediye edildi. Fecaaleha fil kidri. Onu tencereye koydu. Yani kesti, hazırladı, tencereye koydu. Tabi burada hep hazifler var. Yoksa koyunu aldı, olduğu gibi tencereye koymuyor. Şimdi bunu okuyan birisi bu hadis-i şerifi anlıyor ki onu kesilmiştir. Derisi yüzülmüş, işkembesi çıkarılmış, kan akıtılmış, bölünmüş, parçalanmış, ardından et haşlaması yapmak için tencereye kondu. Hani hadis-i şerifleri böyle hazif nedir bilmeyen adamlar okuyorlar, anlıyorlar, sonra bu hadis Allah'a iftira diyorlar, değil mi? Bu hadis Allah'a iftira diyorlar, Resulullah Aleyhisselam'a iftira diyorlar. Allah Teala bu ümmeti onların cehaletinden muhafaza buyursun. Peki fedakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakal. Efendimiz aleyhisselam ocakta bir koyun var, tencerenin içinde pişiyor. O esnada aleyhissalatü vesselam Ebu Rafi'nin evine giriyor. Fakale ma hada ya Ebu Rafi, bu nedir? Ne var burada ocakta? Ne koydun? Ne hazırladın? Fakale şâtun uhdiyet lena ya Resulallah. Şâtun bir koyun. Uhdiyet lena ya Resulallah. Bize hediye edilen bir koyun. Sıfat mevsuf var burada. Şâtun uhdiyet lena ya Resulallah. Bize hediye edilen bir koyun. Fetabakhtuha fil kitri. Onu gelir. Tencereye koydum. Orada pişirdim. Pişiriyorum. Fakale aleyhissalatü vesselam dedi ya, onu ben tencerede pişirdim, hazırladım. Fakale navilni ezzira'a ya Ebu Rafi, oradan bana bir zira ver. Zira koyunun ön ayağı, ön ayağın da dirsekten aşağıya parmaklara doğru olan yer, yani aşağıya doğru olan bölüm. Tabii koyun ayağı, bizim gibi parmağı yok tabii koyunun. Aşağıya doğru, koyunun dirseğinden yere doğru olan yer, orası zira. Efendimiz buyurdu ki oradan bana bir ziranı ver onun, o hayvanın. Navilni ezzira'a ya Ebu Rafi. Fenaveltuhu ezzira'a. Fenaveltuhu ezzira'a. Efendimiz'e zirayı verdim. Yani bir tane ön ayağını dirsekten aşağıya takdim ettim. Thumma kâle nâvilni ezzira'al âkhar, bana diğer ön ayağı da ver buyurdu. Fenâveltuhu ezzira'al âkhar, ben de Efendimiz aleyhisselam'a diğer zirağı takdim ettim. Thumma kâle nâvilni ezzira'al âkhar, bana diğerini de ver, diğer ayağı da ver dedim. Dedi diyor. Thumma kâle, Efendimiz böyle buyurdu. Fakale ya Resulallah innemâ lişşâti zira'ani. Dedi ki Ebu Rafi, ey Allah'ın Resulü, malumunuz olduğu üzere koyunun iki tane ön ayağı olur. Yani o dirsekten aşağıya olan bölüm. Ben de size onları takdim ettim. Yani tabii koyunun dirseği derken o mafsalı, oradan aşağı olan bölüm. Fakale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdu ki ema, edat tenbih. Ema innek lev sekette lenavelteni zira'an fe zira'an ma sekette. İnneke lev sekette, eğer sussaydın, yani ben sana navilni ezzira'al ahar, bana diğer zirayı ver, diğer ayağı ver, üçüncüyü ver dediğimde, ama innek lev sekette, eğer susu verseydin, lenavelteni zira'an fe zira'an ma sekette, susmaya devam ettiğim müddetçe bana bir zira verecektin, sonra bir zira daha, sonra böyle hep verecektin buyuruyor. Yani orada bir mucize görecektin, mucize görecektin. Hani diyor ya Üstad Necip Fazıl,
aklım fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani Efendimiz Aleyhisselam ne diyorsa, eğer Ebu Rafi onu orada yapmış olsaydı, hani Hazreti Meryem Aleyhisselam'a gökten sofra geliyordu değil mi? Yahudilere bilmenni ve selva, bıldırcın kuşu kudret helvası geliyordu. Semadan gök sofrası geliyordu onlara. Hazreti Meryem'e küllemâ dekhela aleyha zekeriyyel mihrabe vecede indaha rizka. Kâle ya Meryem'u enna leki hâzâ. Kâlet huve min indillâh. Hazreti Zekeriya sordu. Nereden dedi bu? Allah'tan dedi. Allah Teala'dan sofra geliyordu Hazreti Meryem'e de. Efendimiz Aleyhisselam talep ettiğinde Allah Azze ve Celle elbette o hayvanda ayaklar yaratmaya kadirdir kardeşim.